Sevgili dostlar, Vole'nin size Aralık ayı boyunca efsane hediyeleri olacak. Size çok güzel bir kediye seçtik. iPhone 12. Bayağı iyi hediye. Sadece Vole'ye abone olmanız yeterli. Bir de Uğur hafta boyunca Vole'nin bütün videolarında sabitlenmiş bir yorum olacak. O yorumun altına yorum bırakmanız yeterli katılmak için. Aralık ayı boyunca sadece iPhone 12 değil, yine çok çok güzel hediyeler olacak. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sosyosun sponsorluğundaki taraftarın sesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu bölümde sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Ama öncesinde bir anketimiz var. Sosyos e, aplikasyonunda ankete oy verebilirsiniz. Gelecek hafta bunun üzerine konuşacağız. Hediyeler de kazanacaksınız bununla ilgili. Ligde en iyi futbol oyun hangi takım oynuyor? Anketimiz var. Alanya Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor seçenekleri var. Senin oyun kime gider? Yani son bölümde diye sorsan farklı isimler, farklı takımdan sayılır ama genelde vurursak Alanya Spor sezon başından beri iyi. Alanya bence de. Ben şu an oyumu Alanya'ya verdim. Yani evet. daha hani kim şampiyon olacak oyu değil zaten. Evet. Değil. Çünkü ee, derli toplu var. oynuyorlar abi. Çok derli toplu oynuyorlar. Beğeniyorum gerçekten. Bu sebeple benim oyumda Alanya Spor'a gider. Sorulara geçelim hiç beklemeden ki aslında e, güzeldi bir soru var. Berkan Dağlı sormuş. Trabzonspor Kısa vadede savunma sıkıntılarını atlatmış gibi Abdullah Avcı genç oyuncularla çalışmaya alışık bir hoca. Sizce bu ilişki başarıyı getirir mi? Ee, bu noktada hoca enteresan bir hamle yaptı. Uzun süredir çok konuştuğumuz, çok beklediğimiz benim hani artık şeylere çıktığım, dualara çıktığım şey oldu. Abdülkadir Ömür'ü merkeze çekti hoca. Ee, ben kendini burada bulacağını düşünüyorum. Düzenli oynarsa burada daha rahat edecektir mutlaka. Kaldı ki zaten sağ kanatta da içeri kat ederek oynamaya çalışan profilde bir oyuncuydu. Direkt merkez olması mühim. Tabi burada Ekuban aslında biraz 4-3-1'in sağına çok yüzde uyumlu olmadığı için bir çelişki gözüküyor. Onun dışında bir problem yok yani Abdülkadir çerçevesine bakarsak zaten doğrusu bu. Bir de Vitor Hugo'yla gerçekten Edgar inanılmaz iyi oturdu. Vitor Hugo zaten gelir gelmez kalitesinin ne seviyede olduğunu konuşmuştuk seninle hatırlıyorsun. Hı hı. Ee, çok başarılı bir transferdi. Edgar da çok iyi bir tamamlayıcı oldu orada. İyi bir ikili oluşacağı benziyor. Yani Hüseyin Türkmenlerden, Kampilerden gelinen nokta çok başarılı. Savunmadaki problemlerin yavaş yavaş aşılıyor olmasında ben bu ikilinin başarılı performansını pay olduğunu düşünüyorum. Yani çok da uzakta değiliz. Şunun şurası 40 gün falan kaldı. Ocak ayında bir altı numarayla Bambaşka bir yere gidebilir Trabzonspor. Kesin öyle çünkü aslında <laughs> savunma toparlanmış gözüküyorken bireysel anlamda savunması Aynen da. öyle. E, Victor Hugo çok iyi durumda. Edgar da dediğim gibi iyi tamamlayıcı. Yani pozisyon almayı bilen fizikli bir stoperin yanında Edgar atletizm ile güzel bir tamamlayıcı oldu. Hatta Marlon da bence iyi oynuyor. Hı hı. Özellikle Abdurrahman'ın önünden beri hücuma destekleri de çok etkili. Aynen Ama öyle. Biraz hala e, takım savunmasında ciddi sorunlar var Trabzonspor'un ki son iki haftadır aslında rakipler daha fazla gol gelişimine giriyor ve çoğu da pozisyon Özellikle oluyor. Özellikle Erzurum. Erzurum bu başta da hani bayağı pozisyon şut imkanı verdi diyelim. Erzurum'un 2. 45'te yani, hani nasıl diyeyim ki çok iyi inanılmaz kapattı yani. Övdüğümüz iki stoper performansına rağmen bunlar oluyor. Yani, yani bu bir önceki dönemde de zaten e, Eddie döneminde de zaten o ortadaydı. Takım sorması hala problemli Trabzonspor'un. Ee, bunun nedeni dediğin gibi net bir altı numara yok. Oynattığın 8 numaralarda çok tempolu oyuncular değil. Hı -hı. Baker'da, Parmak Parmak'ta geniş alanı kapsayacak e, derecede etkili 8 numaralar değil. Buna mukabil öndeki e, kenar oyuncuları da Abdulkadir Ömür'ün bence merkeze çekilmesi nedeni biraz o. Çünkü o da dönmüyordu. Envakami de dönmüyordu. İyice açık alan bırakıyorsun rakiplere. Şimdi ömrü biraz merkeze çekince hem topla ilişkisi anlamında daha verimli oluyor. hem, hem de, zorunda kalıyor. Hem de evet hem zorunda kalıyor hem de Ekuban öndeki alanlarda en iyi topsuz koçu, en iyi topsuz destek veren oyuncu, savunma desteği veren oyuncu Ekuban. O nispeten biraz daha savunma koşarı iyi olduğu için biraz daha kompakt kalabiliyorsun. <laughs> Ama uzun vadede yani sezonun geri kalanında Trabzonspor 2 haftadır kazanıyor. Bunun kalıcı hale getirmesi için bir şekilde takım savunmasını daha yukarıya çekmesi lazım hocanın. Ee, bir de Baker ne vurdu be. <laughs> İnanılmaz ya gerçekten. Çok yetenekli oldu. Ben e, şey hatırladım. Sergen'in Denizli yaptığı Nasıl çeviriyor abi? Denizli yaptığı efsane free golü var ya. Top bir anda 90'a doğru dönüyor. O golü hatırladım ben de. Yani, bu biraz daha sert gidiyor tabii. Bu sert kesme abi. Bu başka bir şey. Yani bunu Kaleyi buldun ama onu çıkaramazsın yani. Tabii imkansız. Bitti o iş. Yani o kalecilik bir durumda olmuyor. Gerçekten sevdiğim de bir oyuncu zaten. Beğendim de bir oyuncu. Bakalım Abdullah hocayla ne noktaya gidecek. Ben bu dönemi bu şekilde geçmesine sevindim hocanı. Çünkü hakikaten işi zor. Kolay bir yerde değil Trabzonspor. Kazanarak geçti. Ya i̇ki maçı da beraber bitirebilirdi. Yenilebilirdi Doğru. bile belki. Erzurum'a 50 de yese başka bir şey olabilir o maç. Aynen. Erzurum gerçekten çok iyi oynadı maçı. Gerçi orada da şu an teknik direktör değişikliği de oldu. Ee, orada da bir şeyler değişecek. Diğer sorularımıza geçelim. Murat Adatepe Ada sormuş. Galatasaray'da eksikler dönünce şu anki kadrodan kim yer değiştirir? Va güzel soru bu. Hani bizim de aslında e, Galatasaray bölümünün sonunda bahsettiğimiz bir şeydi. Çünkü kafa karıştıran performanslar oldu. Mesela Fegül'ün 8 numaradaki performansı. Berhan'da dönünce ne olacak diye. Bence kesin olan şey Emrah Babalın yerine Babel ya da Arda'nın ekleneceği bence ee, de onun dışında mesela Oğulcan sağ forvette son performansıyla kalabilir. Eee e kalabilir. Ben de merak ediyorum bunu şeyde daha geniş konuşuruz. Galatasaray maç Önüm programında cuma günleri olabilir diye. Ee, Sen bunu da detaylandırırız dediğin gibi. Ee, sadece ben şey. Ben hepsinin gireceğini düşünmüyorum bu arada. Evet. Ben sadece iki sol, kontenjan var bence. Sol tarafa gireceğini net bence. Hani Arda veya Babel'in gireceğini net. Emrah Baba yerine. Ee, diğerlerine Hocanın da kafası karışmış olabilir. Yani olumlu anlamda. E, bu da iyi bir şey zaten. O zaman e, Furkan Çitgide'nin sorusunu sorayım. Taylan Antalyalı yurt dışı yapar mı sizce? Onu tam da az önce konuştuk. Evet. E, ama bu çok farazi bir konu. Galatasaray'da böyle bir oyuncu yakalamışken kontratı da yeni. bir daha... de geldi. Yani galiba 4 senelikti yanlış mı hatırlıyorum? Tabii. E, 3 senesi daha var. Bu sezon dahil 3 sezonu var. Ee, henüz çok erken o konuşmaları yapmak için Galatasaray'da sözleşmesi bu kadar uzunken vermeyi düşünmez. Uzatmayı da düşünmez. Maliyeti de çok uygun. Ama şey bir gerçek. Avrupa kulüplerinin isteyeceği bir oyuncu olabilecek. Oldu hatta. Çünkü topla bu derece ilişkisi iyi bir altı numara kolay bulunan şey değil. Bence de. Haklısın. Görkem Uyucu sormuş. Sergen Hoca'nın takımı büyük maçlar hazırlama konusunda gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda zaten çok net. Net konuştuk. Hatta geç maçlardan da yani, örnekledik. Yani e, şu fikstürde çoğu Beşiktaş'ın gözü korkmuştur. Son Gazişehir performansından sonra özellikle o takımın o halinden sonra Başakşehir Fenerbahçe maçları nasıl geçecek diye 6 puan aldı abi adam. Ve oğlum 7 ek, tane attı. Eksikleriyle aldı yani. 7 tane attı yani. Evet. Acayip. Ya olabilecek en iyi şeyi oynattı yani eldekilerle. Ya daha süre bir şey beklemek mümkün değil. Performans. Ee, bence aslında hoca olarak da yani ben buradayımı, bence, evet. bence şovunu yaptı hoca olarak. Yani şey olmayabilir, şampiyon olmayabilir ama kadronun potansiyeli evet. neyse ben bunu ulaştırırım. Merak etmeyeni hissettirdi bence. Ki ben de bunu çok istiyordum. Yani kulübün futbolcuyken Ki ikon, ikonu olan mu? oyuncunun, e, ikonu olan bir adamın teknik direktör olarak da fark yaratması ben seviyorum. Genelde A'da oluyor böyle şeyler. İşte Ancelotti örneği gibi yani. dünyada yaptıkları. E, Umarım Sergen Hoca da uzun bir dönem beş yaşın başında olur bu performansını sürdürür. Son sorumuz e, Yiğit Aydın sormuş. Sizce Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta Denizspor'a puan kaybederse Erol Bülent yollar ayrılır mı? Yoksa devre kadar sabredilir mi? Ben yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Kredi kaybı yaşadığı kesin. E, ama Fenerbahçe'de böyle bir gelenek var. Böyle, çok, acayip bir anda bir kredi açılıyor yeni gelen hocaya. Hani bambaşka bir yere koyuyorlar. Hani neredeyse efsane statüden başlıyorsun. Sadece geriye gidiyorsun ama. Sorun yaşadıkça geriye gidiyorsun. Bu bu biraz karizma çizecek bir mağlubiyet oldu. Evet. Ee, ama hoca toparlayabilir. Ben iyi bir teknik adam olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ee, yani oturmamış bir takımdan kısa sürede performans alması onun aleyhine gelişmemeli bence. Yani neredeyse hiçbirbirini tanımayan takımdan yani tonla duran top golü çıkarması hiç tesadüf değil. Ama tabii üstüne koyması gereken şeyler olduğu evet. aşikar. Ki e, derbi öncesinde şunu söylemiştik sen de. E, 5 yaşı 11 e belli ne oynayacağı ama Fenerbahçe'nin tam belli değil. Hani bu derin kadroya vurmuştuk ama bu biraz hı. eksili yazmaya başladı. Hı hı. Yani sanki artık oturmuş bir şeylerin olması lazım Fenerbahçe'de. Ama e, bence de zaten gönderilme gibi bir şey söz konusu olamaz. Böyle kesinlikle hocanın düşündüğü neyse onu uygulayana kadar zaman göstermek lazım. Ki bunun en iyi örneği Sergen Yalçın. Yani Gazişehir maçından sonraki o takımın o performansından sonraki bir anda geldiği seviye, düşündüklerini bir anda uygulayabiliyor demek ki teknik hı hı. direktörler. Böyle bir örnek varken e, hocaya kesinlikle sabretmek lazım Erol hocaya. E, o zaman anketimizi bir kez daha hatırlatalım. Sosyos aplikasyonunda oy verebilirsiniz. Ligde en iyi futbolu hangi takım oynuyor? Alanya Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor seçeneklerimiz var. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dolu dolu bir program oldu diye umuyoruz. Derbi evet. geniş geniş konuştuk, Galatasaray konuştuk, Trabzonspor konuştuk. Ümit ediyorum. Cuma günü yine güzel Cuma konularla karşınızda görüşürüz. olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Ama voleyde futbol içerikli asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.